TV Hotline'dan herkese merhaba, ben Melik. Ben Fatih. Bu videoda size Scratch'ten bahsedeceğiz. Scratch nedir, ne değildir onu anlatacağız. Fatih bir yazılım eğitmeni ve Scratch programını sanırım kullanıyorsun. Scratch'in eğitimini veriyorum, genellikle küçük yaş gruplarına. O zaman Scratch nedir? Ondan başlayalım önce. Yani şimdi yazılım deyince, kodlama deyince insanın aklına gelen genelde işte C Sharp. Efendime söyleyeyim Visual Studio, evet. Virtual Studio falan hani. Şimdi onlar geliyor. Doğru. Aslında programlama dediğimizde gerçekten sektörde kullanılan diller geliyor aklımıza. Hı-hı. Ama bunlar kimler için? Genellikle büyükler için. Yani profesyonel olarak çalışacak kişiler için ya da lise sonrası yaş grubu diyelim. Küçük yaş grubuna uygun bir programlama dili diyebiliriz Scratch için. Neden küçük yaş grubuna uygun? Normalde bir programlama dilini öğrenmek istediğimizde bu dilin genel bir yazım yapısı oluyor. Yani o yazılış yapısına uymak gerekiyor. Hem yazılış yapısını öğrenmemiz hem de genel mantığı öğrenmemiz lazım. O zaman Scratch bunu biraz daha görsele mi döken bir aynen. Aynen öyle. Program. Scratch bunu birazcık daha kolaylaştırıyor, basitleştiriyor. Biz kodların genel yazış yapısını değil, sadece ne iş yaptıklarını biliyoruz Scratch'te. Bu bizim için yeterli olacaktır. Dolayısıyla öğrenme süreci kısalıyor. Ve çocukların bunu anlayabilmesi kolaylaşıyor bu durumda. Neyin kodlarını öğretiyor peki? Şimdi Scratch bir programlama dili. Ha, Scratch zaten bir dil. Scratch'in kendisi bir dil, evet. Scratch'in kendisi bir dil ve çocukların anlayabileceği şekilde bir dil. Sürükle bırak mantığıyla çalışıyor Scratch. Herhangi bir şekilde kod yazmanıza gerek yok. Hangi kodun ne iş yaptığı yazıyor zaten. Direkt ifadeyi alıp bunu sürükle bırakla. Ben şu kodu çalıştırmak istiyorum diyerek çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden çok rahat, öğrenilmesi çok rahat, kullanılması da çok rahat bir dil oluyor Scratch. Scratch'la peki neler yapabiliyorsun? Şimdi Scratch'la yani gidip bir oyun yazabilir misin? Efendime söyleyeyim bir Call of Duty yapabilir misin yani? Şimdi aslında programlama işinde her şey hayal gücünüze bağlı. Ne yapmak istiyorsunuz? Ben bir işletim sistemi yazmak istiyorum. Hayır tabii ki de o kadar derine inemiyoruz ama Minecraft oyununu bilirsin. Hı hı. Minecraft'ın Scratch versiyonunda yapılmış hali var. İki boyutlu olarak Scratch'te Minecraft oyununu yapmışlar. Tabii ki çok uzun bir süre, çok fazla emek isteyen bir iş. Ama yani yapılabiliyor mu? Minecraft yapılabiliyor. Scratch'le yapılmadı. Hayır hayır, yani. Öyle değil. Scratch programlama diliyle yapılmış bir Minecraft oyunu var. Hmm. Şimdi kendi oyunumuzu yapabiliyoruz Scratch'te. Animasyon yapabiliyoruz Scratch'te. Hikayeler oluşturabiliyoruz Scratch kullanarak. Ve bu yaptığımız şeyleri paylaşabiliyoruz. Normal bir yazılım dili kullandığımızda kodlarımızı yazıyoruz. Bir uygulama oluşturuyoruz ve bu uygulama başkalarının bilgisayarlarında kuruluyor. Öyle düşünelim. Temel olarak bu şekilde. Diğer programlama dillerinde. Ama Scratch'te biz yaptığımız şeyleri sadece Scratch platformu içerisinde paylaşabiliyoruz. Başka bir bilgisayara yükleyip kurma gibi bir durumumuz olmuyor. Yani bir setup oluşturamıyorsun, aynen bir dosyası oluşturamıyorsun. Aynen o şekilde. Sadece yani bir kodlama öğrenmek için evet. Kullanılan bir yazılım türü diyebiliriz. Evet evet. Yani temelde aslında kodlamanın mantığını, problem çözmenin mantığını öğrendiğimiz bir programlama dili. Yapı olarak basit, anlaşılabilir ve çocuklara yönelik olduğu söyleniyor genelde. Ha bana sorarsanız herkes kullanabilir aslında Scratch'i. Yani ben kodlamaya başlamak istiyorum. Nereden başlayacağım? Evet. Scratch. Aynen, önce aynen. Bir yani temel şeyleri öğren. Kesinlikle. Ondan sonra diğer dillere belki geçiş yapman daha kolaylaşır. Tabii ki. Bu da neden kaynaklanıyor? Scratch içerisinde diğer programlama dillerinde kullanılan temel yapılar var. Mesela değişkenler var. Mesela karar yapıları dediğimiz işte diğer programlama dillerinde if olarak geçen eğer yapısı var. Hı hı. Diğer programlama dillerinde for diye gördüğümüz döngüler var mesela. Bunların hepsi Scratch'in içerisinde var. Scratch'in içerisinde kullanıyoruz. Kullanabiliyoruz. Scratch bize bu avantajı sağlıyor. Ve bunu yaparken mantığını öğrenerek yapıyoruz aslında. Programlama dili adına hiçbir şey bilmiyorsanız, ben programlama nedir, ne yapılıyor bu işte, ne yapmam gerekiyor bilmiyorum diyorsanız eğer. Yani çok da böyle kendimi yetenekli görmüyorum belki. Biraz korkuyorum, çekiniyorum. Aynen, korkan çekinenler de olabilir. Scratch ile başlayabilirler kesinlikle. Scratch Türkçedir. En büyük avantajı bu. Hem arayüzü Türkçe hem peki, de yazdığımız kodlar Türkçe. Türkler tarafından yapılan bir şey mi? Değil. MIT Üniversitesi'nin geliştirdiği bir dil, programlama dili. MIT Üniversitesi çocukları hedef alarak geliştiriyor. Çocukların programlama mantığını, algoritma mantığını rahat öğrenebilmesi adına MIT Üniversitesi tarafından geliştiriliyor. Şimdi çocuklar olduğu için hı hı. Hedef kitle, tüm dünyadaki çocukları hedef kitle olarak alıyorlar. Ve o zaman şeyleri hani çevirmelerini yapmışlar. Aynen öyle. Dil paketlerini. Dil paketleri var. Ve içerisinde eğitim serisinde videoları izlediklerini görecekler. Hemen hemen tüm diller var.
tüm dilleri destekleyebilen bir yapısı var Scratch'in. Ve Türkçe destekliyor. Hem arayüz Türkçe, hem kodlar Türkçe. Dolayısıyla ne oluyor? Bir oyun yapacağım. Bir karaktere can vereceğim. Ben bir kuklanın bir yerden bir yere gitmesini istiyorum. Onadım git yazan kodumu alacağım. Sürükleyip bırakacağım ve çalıştıracağım. Yapacağım iş bu kadar. Peki programlayıcıların çok böyle kafasının almadığı bir durum vardır. İşte ne yaptım bilmiyorum ama kodum çalışmaya başladı. Ya da ne bileyim Scratch içerisinde ya lanet olsun çok yani çalışmıyor kod. Neden çalışmadığını anlamıyorum dediğin olaylar var mı? Oluyor mu? Yani bir çocuk bunlara anlam veremeyip tamamen hevesi kaçabilir. Scratch'ten kodlamadan soğuyabilir. Bu kadar yani üst düzey programlama dillerinde olduğu kadar çözülemeyen yok. Durumlar hayır, var mı? Hayır, kesinlikle öyle değil. Şimdi Scratch Türkçe dedik. Scratch'teki her şey Türkçe. Türkçe olarak okuduğumuzu anlayabilmemiz lazım öncelikle. Şimdi çocuk, ben genellikle çocuklara eğitim veriyorum Scratch'te. Ve şunu görüyorum, bazen gerçekten okuduğumuzu tam olarak anlamıyoruz. Okuduğumuzu anlamadığımız için yanlış kodu seçerek yanlış iş yaptırmaya çalışıyoruz. Eğitimler sırasında görecekler, algoritma dediğimiz bir mantık var. Eğitimleri de şuradaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Algoritma dediğimiz bir mantık var. Bu algoritma bir işin belli bir sırayla yapılması. Şimdi bir işi belli bir sırayla yapacağız. Ve küçük adımlardan oluşan bir iş bu. Her adımın doğru sırayla yapılması lazım. Şimdi diyelim ki öğrencimizle kuklayı hareket ettireceğimizi varsayalım. Çok basit bir. Ben hangi kodun ne işe yaradığını anlatıyorum öğrenciye. Ama öğrenci bazen Türkçe okuduğu halde o kodun bir altındaki kodu seçiyor. Çünkü ifadeler birbirine benzer. X ve Y koordinatına git var. X ve Y koordinatına süzül var kodlarda. Şimdi yapı olarak birbirine benziyor. Ama çok dikkatli okumadığımız zaman yanlış kodu seçebiliyoruz. Dolayısıyla yanlış kod seçildiği zaman, yanlış bir yere eklendiği zaman istediğimiz gibi çalışmıyor. Bu şu demek değil, günlerce haftalarca biz bu sorunu çözmekle uğraşıyoruz değil. Çok basit, çok kısa bir şekilde yani dikkat ederek sadece çözebiliyoruz. Sadece ben burada ne yapmak istiyorum diye sormamız lazım kendimize. Ve bunun sonucunda ne yapılmış ona bakmamız lazım. Yani ne yapmak istiyorduk, ne yaptık. Bu aradaki hatayı bulmamız gerekiyor. Hataları Türkçe, bulmak daha mı kolay diğer Türkçe. Şeylerden? Tabii ki Türkçe. Türkçe yani, olduğu için daha Türkçe. Kolay. Örneğin ben bir dikdörtgen çizdirmek istiyorsam kuklama. Şimdi ne yapmam lazım? Çizmesi için önce bir gitmesi lazım. Evet. Sonra dönmesi lazım. Dönüp gitmesi lazım. Bir daha dönüp gitmesi lazım. Tekrar dönüp gitmesi lazım. Evet. Döneceği yönleri ve gideceği adımları doğru yapmışsam eğer ben bir dikdörtgen oluşturmuş olacağım. Şunu ama üçüncü adımda işte çapraz gittiyse evet, yani, dikdörtgen oluşmayacak. Aynen öyle. Yani 90 derece dönmesi gereken yerde 15 derece dönüyorsa burada bir dikdörtgen oluşmayacaktır. Şekli farklı olacaktır. Ya da bir kenar için 10 adım gidiyorsa diğer kenar için 120 adım gidiyorsa ve üçüncü kenar için de 250 adım gidiyorsa hani yine bir dikdörtgen olacaktır. Evet. Şeysiz olacaktır. Şekli, ölçüsüz. Aynen ölçüsüz olacaktır. Ya dolayısıyla biz problemleri yaşıyoruz. Ama çözümünü nasıl buluyoruz? Sadece ne yapmak istediğimize ve ne yaptığımıza bakarak. Aradaki problemi satır satır okuyarak. Ben kenar uzunlukları 10-20-10-20 şeklinde olsun istiyorsam kaç adım gidecek ona bakmam lazım. Birinci kenar için 10 adım gitmiş, güzel. İkincisi için 20 adım gitmiş, güzel. Üçüncüsü için 30 adım gitmiş. Ya demek ki burada bir hata var. Diyerek tek tek gözden geçiriyoruz yaptığımız işleri. Scratch aslında günlük hayatta da öğrencilere yardımcı olan bir dil. Çünkü ben Scratch eğitimlerini verirken şunu çok gördüm. Bir öğrenci dikkati dağınık olarak gelip eğitimin sonunda daha dikkatli ve yaptığı işe daha önem veren bir kişi olarak ayrılabiliyor eğitimden. Belki de diğer derslerinde okula falan yardımcı evet, olabiliyor. Evet, bunu çok fazla gördüm. Özellikle matematik dersi için eğitime başladığınızda hocam ben soruları çok tam olarak anlamıyorum ya da yanlış anlıyorum deyip eğitimin sonunda normal okulunda gördüğüm matematik sorularını daha iyi anlayarak ayrılan öğrencilerim oldu. Yani bu Scratch'in eğitimi içerisinde aslında bir problemin çözümü, bir problemin çözüm aşamaları, bir problemin çözümünde karşılaşılacak hatalar. Yani ben nerede yanlış yaptım? O zaman buradan velilere de yani çocuğunuza kod öğretmek okulunda başarısının artmasına sebep olabilir diye kesinlikle, çok rahat bir çıkarım yapabiliriz kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Eğer yani çocuğunuz kodlama biliyorsa, problem çözme mantığını biliyorsa emin olun günlük hayattaki işlerinde de okulundaki derslerinde de başarısı artacaktır. Çünkü
çok fazla karşılaşıyoruz. Öğrencilerin genelde yaptığı hatalar ya dikkat eksikliğinden oluyor ya da konuyu bilmemekten oluyor. Şimdi konuyu bilmemektense eğer o ayrı bir konu. Hı. Ama dikkat eksikliğinde... Konuyu bilip dikkatini kaçırıyorsan. Evet, dikkat eksikliğinden kaynaklanan hatalarda programlamayı öğrenmek çok fazla işe yarıyor. Çünkü aşırı bir dikkat, çok ince detaylara aynen, bakmak aynen. gerekiyor falan. Aynen. Ama yani anladığım kadarıyla Scratch o kadar aşırı aman aman ince detaya düşeyim. İşte sıkayım kullanıcıyı tarzında bir şey değil. Zaten çocuklara hitap ediyor. Kesinlikle. Yani eğlenceli bir şekilde problemlerini çözmeyi öğreniyor çocuklar Scratch'te. Bir programlama dili öğreniyorlar. Programlama dilinin mantığını öğreniyorlar. Bir yazılım nasıl üretilir bunu öğreniyorlar. Aynı zamanda günlük hayatta karşılaşacakları problemleri nasıl çözeceklerini de öğreniyorlar. Scratch bir bakıma hem bilgisayar ortamı için bir yazılımcı olmak adına ileride ilk adım oluyor. Hem de gerçekten günlük hayatta, gerçekten okul hayatında daha dikkatli, yaptığı işe daha özen gösteren bir kişi olmasını sağlıyor Scratch. Peki şeyi sorayım o zaman şimdi. Scratch hangi dile benzerlik gösteriyor ve Scratch öğrenmeyi bitirdikten sonra kullanıcı, öğrenen kişi en kolay geçebileceği dil hangisi olur? Yaşla alakalı bir durum. Eğer bir lise öğrencisi ise bu gelen kişi ve ben daha önce programlama dili görmedim, herhangi bir şekilde mantığını bilmiyorum diyorsa Scratch'le başlayıp daha sonrasında C# geçebilir. Ama bir ortaokul öğrencisi ise ya da ilkokul öğrencisi ise C# daha ağır gelecektir kendisine. Small Basic'e geçebilir ya da Visual Basic'e geçebilir. Yapı olarak daha basittir bunlar. Ya ama şöyle bir şey var. Ne yapmak istiyorum? Evet, ne yapmak istiyorum? Önemli ve Scratch'te mantığını öğrenecek. Mantığını öğrendikten sonra diğer geçtiği dilde o kadar zorlanmayacak. Kesinlikle zorlanmayacak. Çünkü şunu görecek. Sadece yazılış şekli farklı. İşleniş, yaptıkları iş tamamen aynı olacak. Yani Scratch sonuçta size mantığı öğretiyor. Evet. Ama işte yazı dillerinin her biri farklı. Ama yine de kodlama aynı mantıkta ilerleyen, algoritmasal evet. bazda ilerleyen kesinlikle. Hani bir yapı. Evet. O yüzden Scratch'te mantığını öğrenip daha sonra ne yapmak istediğinize göre atıyorum ben işletim sistemi yazmak istiyorum. İşte X kodlama dilini öğrenmem lazım. İşte ben oyun yapmak istiyorum. X kodlama dilini öğrenmem lazım gibi bir yönelim gerçekleşecektir. Kesinlikle. Evet. Öncelikle yani, Scratch'te mantığı öğrendikten sonra ne yapmak istediğinize göre oradan kendinizi şekillendirebilirsiniz. Aynen. Ve zaten geleceğin işi kendini şekillendirebileceğin çok şey var. Evet. Yani hatta kendini neyle şekillendirebileceğin sadece hayal gücünle. Kesinlikle. Yani bir programlama dili biliyorsanız eğer ve elinizde bir bilgisayar varsa yapacağınız şeyler hayal gücünüzle sınırlı. Yani neyi hayal ediyorsanız yapabiliyorsunuz. Yani teknoloji geliştikten sonra nereden nereye geldik şu anda? Evet. Kim bilir belki yüzlerce, binlerce, on binlerce insana bu kanaldan hitap ediyoruz ve Scratch'in ne olduğunu çok büyük kitlelere duyurabiliyoruz. İsteyen herkes bunu sadece birkaç tıklamayla telefonundan, bilgisayarından, tabletinden ulaşabiliyorlar. Ve gerçekten bunu 30 sene, 40 sene önce düşünmek hayal. Yani hayal, bir imkansızdı. Ya, yok artık böyle şey olur mu tarzında bir durum vardı ama şu an çok fazla önyargıyı yenmiş durumdayız ve kodlama gerçekten çok önemli. Evet, yani şöyle, zaman ilerledikçe akıllılaşan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ne oluyor? Televizyonlarımız akıllı oluyor, arabalarımız akıllı oluyor. Nesnelerimiz akıllı oluyor. Evet, her türlü nesnemiz akıllı oluyor. Yani buzdolabından tutun, evinizdeki lambaya, yani evet. ışıklara kadar her şey akıllı olacak. Şimdi herkes yazılımcı olacak diye bir şey yok. Ama yakın gelecekte herkesin kodlama bilmesi gerekecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü kullanacağınız araçların dilini bilmeniz lazım. Neden? Şöyle düşünün, ben ampul değiştiriyorum mesela. Hani ampul değiştirmek için bir elektrikçi çağırmıyorum. Değiştirmenin evet. yolunu biliyorum ve değiştiriyorum. Evet. Bu şuna dönecek. Ben eve gelmeden 20 dakika öncesinde kombim yansın istiyorum ya da evet. derecesini ayarlamak istiyorum. Bunun için bir yazılımcıya ihtiyacınız olmamalı. Evet. Şu anda akıllı evler var. O tür akıllı şeyler evler. Yapabilen. Evet. Hatta işte bazı kombi firmaları var. Evet. Evden işte aplikasyonla diyor şey. Nesnelerin interneti aynen dünyasından öyle. Bahsediyoruz şu anda. Hani konu biraz sarkmaya başladı evet, aslında ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle. Yani kodlama geleceğin mesleği. Ya artık o şeyler de bitti. Ya işte oğlum sigortalı bir işe sahip olsun. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim acentede çalışsın. Şurada memur olsun. İşi garanti i̇şte, olsun. İşi garanti olsun. Masa başı bir iş olsun. O şeyler bitti. O masa başı işi sağlayan elementler çok değişti evet, bir kere. Kesinlikle. Yani hayatı şekillendirmek
yeni neslin elinde ya da bileyim kod yazıcılarının elinde. Öyle evet. Söyleyebiliriz. Aynen, kodlama biliyorsanız eğer gerçekten korkmanıza gerek kalmayacak. Yani şöyle toparlayalım. Dünya değişiyor. Dünyaya bir şekilde ayak uydurmamız lazım. Hepiniz yazılımcı ya da programcı ya da işte bilgisayar mühendisi olmayacaksınız. Ama yakın geleceğe bir şekilde ayak uydurmak istiyorsanız bir yerden başlamanız lazım. Yani topluma uyum sağlayabilmek için kesinlikle. En azından teknolojik gelişmelerden uzak kalmamak gerekiyor. Aynen. Yoksa aynen biraz uyumsuzluk yaşayabiliriz. Aynen öyle. Yani birazcık daha çağa ayak uydurabilmek adına bir yerden başlamanız gerekiyor. Ve ben o başlangıç noktasının Scratch olacağından eminim. O zaman şuradan devam edelim. Hı-hı. Scratch hangi platformlarda kullanabiliyor? Platformlar nelerdir? Şöyle, Scratch'in web ve masaüstü platformu var. Hı-hı. Şimdi masaüstü platformu dediğimiz şey, aslında platformdan kastımız şu, kod yazabileceğimiz alanlar. Hı-hı. Nerede kod yazabiliyoruz? Masaüstünde kod yazabiliyoruz Scratch'te. Bu ne demek? İnternete bağlı olmak zorunda değilsiniz. İnternete bağlı olmadan kodlarınızı yazıp bir şeyler üretebiliyorsunuz kendiniz. Bilgisayardan bir program. Evet, bilgisayardan. Yine eğitim videosunda konuyu anlattım ben. Oradan izleyip görebilirler. Masaüstünü indiriyorsunuz ve internet bağlantısı olmadan kullanabiliyorsunuz. Ya şunu sorayım, ücretsiz mi? Kesinlikle ücretsiz. Herkes için. Bu güzel. Ve herkese ücretsiz arkadaşlar. Kesinlikle ücret ödemiyorsunuz çünkü geleceğe adım atıyorsunuz. Hani örneğin yani ücretsiz ama işte şu şeyi yapmak istiyorsan, hayır. Hani şu kodu kullanmak istiyorsan, uygulama hani dikdörtgen çizdirmek istiyorsan hani şu kadar para falan olan da. Hayır, kesinlikle yok. MIT tarafından sürekli desteklenen bir dil. Güncellenen bir. Sürekli güncelleniyor. Hep yeni bir versiyon çıkıyor ve yeni versiyonda yeni bir şey getirilmiş oluyor mutlaka. Tamamen ücretsiz. Masaüstüne indirip dediğim gibi internet bağlantısı olan uygulama geliştirebiliyorsunuz. Bir de web platformu var. Web platformunda yine uygulama geliştirme arayüzü aynı, birebir aynı. Yalnız bir internet bağlantısı gerekiyor. Hı hı. İnternetiniz olmadan maalesef orada çalışamıyorsunuz. Peki arasında bir fark var mı? Şöyle bir platformuyla. Şöyle bir fark var. Web platformunda yapmış olduğunuz uygulamaları anında diğer Scratch kullanıcılarıyla paylaşabiliyorsunuz. Hı. Yani herkes, bir sosyal medya durumu da var. Kesinlikle var. Orada bir community ağı var. Yani mesela biz bir proje geliştirdik Scratch'te ve bunu web platformu üzerinden herkese paylaştık. Scratch'e üye olan herkes bunu görebiliyor. Görmekten de öte sizin projenizi geliştirebiliyorlar. Benim projeme ihtiyacı olan bir kodlamaysa ya da ne bileyim bir çalışmaysa evet. O zaman ben onu oradan kullanabiliyorum. Kesinlikle kullanabiliyorsunuz. Çok da fazla efor sarf etmemiş. Biraz da grup öyle. Çalışması tarzında bir şey oluyor. Aynen öyle. Açık kaynak kod denen bir mantık var aslında. Scratch birazcık öyle çalışıyor. Herkes bir şeyler üretip bir yerde topluyor bunları. Ne oluyor? Şimdi benim düşündüğüm bir şeyi başkası düşünmemiş olabilir. Evet. Onun eksiğini ben tamamlıyorum. Benim eksiğimi başkası tamamlıyor biliyorum. Bir yandan da birbirlerini geliştirebiliyor Scratch kullanıcıları. İşte aslında programlama dediğimiz şey, yazılım dediğimiz şey bir yönden de bu. Birbirimizi geliştirerek burada ilerleyeceğiz. Yani düşünsenize ben kapalı bir kutuyum. Hı hı. Ve kendi içimde çalışıyorum sürekli. Yazılım üretiyorum ama dünyaya açılmamışım ve dünyadan korkuyorum. Böylece ne oluyor? Başkası benden daha iyi bir şey düşündüğü zaman ona ulaşamamış oluyor. Evet. Ve başkası da bana ulaşamamış oluyor. Fikirler paylaştıkça çoğalıyor. Şey gibi güzelleşiyor. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Gibi kesinlikle öyle. Yani hani kesinlikle şunu düşünmeyin. Ben Scratch'e bir proje yaptım. Çok güzel bir fikrim var. Ve bunu burada yayınlarsam platformda bunu çalacaklar. Hmm. Öyle düşünmesinler. Bizim eksiğimizi başkası tamamlayabilir. Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok. Fikir, ana fikir bize ait olabilir. Ama geliştirilebilir. Her fikir güzeldir ama geliştirilebilir. Kesinlikle o konuda kendilerini kısıtlamasınlar. Avantajlarına, dezavantajlarına geçelim istersen. Şimdi dezavantajlarından başlayalım. Tamam, önce kötüden başlayalım. Kötüden başlayalım. Şimdi Scratch'in dezavantajları şunlar. Az önce dediğim gibi bir işletim sistemi geliştiremiyoruz Scratch'ta. Sınırları var. Çok fazla şey yapamıyoruz. Ne yapamıyoruz mesela? Bir internet tarayıcısı, Google Chrome gibi bir şey üretemiyorsunuz Scratch'ta. Dezavantaj konusunda yapılabileceklerin sınırlı olması diyebiliriz. Bir en de, çok ne yapabilirsiniz onu sorayım. Aslında bir oyun üretebilirsin ve bu oyunu sadece Scratch'i kullananlar kullanabilir. Scratch platformuna üye olanlar kullanabilir. Örneğin ben bir oyun ürettim. Yani o setup olayının olmadığından evet. Bahsetmiştim. Aynen, setup olayının olmadığından bahsetmiştim. Ben Ahmet'in gidip de bilgisayarına ya bak ben bir tane oyun yaptım. Hani bunu kuralım. Oradan bak kur dosyası burada. Çift aynen, next, öyle. Next next. Böyle bir şey böyle bir şey yok. Bu bir dezavantaj. Çünkü benim
bir yaptığın bir uygulamayı senin kullanmanı istiyorsan mutlaka internete bağlı olman lazım. Evet. Hani tabii internete... Scratch platformuna üye olman evet, lazım. Evet, üye olman gerekiyor. Üye olmasan da aslında görebiliyorsun, sadece katkı yapamıyorsun. İnternetin olmadığı bir ev çok azdır hani. Herkese internet var hemen hemen ama bu bir dezavantaj. Benim sana ulaşabilmem için internetin olması gerekiyor. Bir de dediğim gibi yapılabilecekler sınırlı. Bir işletim sistemi üretemiyoruz. İşte dediğimiz gibi bir setup kuramıyoruz. Dezavantajlar bu kadar. Daha da fazla yok. Avantajlara geçelim. Avantajlarından en güzeli Türkçe olması. Şimdi Türkçe ve kesinlikle kod yazmayı bir genel hani yazım yapısını öğrenmenize gerek yok. Görsellik var. Olması. Sürükle bırakla her şeyinizi halledebiliyorsunuz. Öğrenmesi kolay. Öğrenmesi çok kolay. Türkçe olması, öğrenmesinin kolay olması, yazım programlama dilinin yazım yapısını, syntax diyoruz biz buna. Syntax öğrenme gibi bir zorunluluğunuz yok. Syntax'ın ne olduğu ile ilgili videoya da o zaman karttan ulaşabilirler diyelim. Türkçe dedik. Kolay öğrenilebiliyor. Kesinlikle dilin genel yapısını, yazım yapısını öğrenmemize gerek yok. Zaten hazır olan bir şey. Biz kod yazmıyoruz ve süreç gerçekten çok hızlı ilerliyor. Eğlenceli. Okula yardımcı, derslere yardımcı. Evet. Düşünmeyi kendini geliştiriyor. Aynen. Programlamaya, odaklanmaya yardımcı. Evet. Odak probleminiz varsa kodlama öğrenebilirsiniz. Aynen yani. Öyle. Ama odak problemi olan birisi sıkılmaya başlayabilir. Evet. Yani sıkılmaya başladığı yerde kesinlikle bırakmasın. Çünkü kırılma noktaları oluyor bu tarz durumlarda. O kırılma noktasını aştıran odak problemini de çözecektir. Çok iyi denilen bir filmi izlerken sıkılmanız ama sonra her şeyin çok daha iyileşmesi aynen, gibi. Aynen öyle. Biraz yani, zaman vermek, biraz sabretmek lazım. Aynen öyle. Avantajları da bu şekilde. Kimler için? Yani kimler kullanabilir? Kimler kullanabilir? Yani en başta bahsettiğimiz gibi herhalde çocuklar hedeflenerek yapılmış. Evet, hedef kitle çocuklar. Çocuklardan kastımız da ikinci sınıftan itibaren başlanabilir. Hatta daha öncesinde de başlanabilir ama daha garanti, daha sıkılmadan ilerlemek adına ikinci sınıftan itibaren başlanabilir. Ama ucu bucağı yok. Yani ben bir üniversite mezunu olabilirim, bir yerde çalışıyor olabilirim. Kodlama ile ilgili herhangi bir fikrim olmayabilir. İşte ben eğer kendime yani ölmeden kodlama öğrenmek istiyorum diyorsam nereden başlayayım? Aynen, nereden başlayayım diyorsam herkes Scratch'ten başlayabilir. Scratch için bir yaş sınırı şey yok. Şey gibi olmuş o zaman bu. Amerikalılarda bir deyim vardır. Starting from scratch. Sanırım ona evet. da atıf yapılmış olabilir isminde. Evet. Hani böyle sıfırdan başlamak sıfırdan. Gibi. O zaman scratch'ten herkes sıfırdan başlayabilir. Aynen, starting aynen. from scratch yapabilirler evet. yani. Ben programlama dili öğrenmek istiyorum. Ben programlama mantığı öğrenmek istiyorum. Ben problem çözmeyi öğrenmek istiyorum. Ben algoritmada kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız kesinlikle başlangıç noktanız scratch. Yaşınızın ne olduğu önemli değil. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.